Merhabalar, bugün sizlere bu güzel modelin tanıtımını yapacağım. Öncelikle arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Bir de videolarımdan hemen haberdar olmak istiyorsanız abone ol tuşunun yanında zil butonu var. Oraya bastığınızda yeni paylaşım yaptığım zaman hemen size bildirimi gelecektir. Modelimiz arkadaşlar karpuz modeli ve gerçekten çok basit örülen bir model. İki şişle örüyoruz bu modeli ve sadece haroşa düz örgü tekniklerini kullanarak örüyoruz. Şöyle arkadaşlar iki renkle ördüm ben. Bir tanesi şurası gül kurusu. Burası ise mürdün rengi. Tabii ki siz tam tersini yapabilirsiniz. Buraya koyu renk, iç kısmına bu karpuz dilimleri ismi buradan geliyor, şuradan geliyor. Burayı açık renk yapabilirsiniz ya da farklı zevkinize göre renkler kullanabilirsiniz. Bu patik şu an 38 numara arkadaşlar. Hatta eliniz rahat bir else, çok sıkı örmüyorsanız 39 numaraya kadar da olabilir. O yüzden ölçülerimi ona göre vereceğim sizlere. Bir sonraki videomda bu patiğin nasıl örüldüğünü anlatacağım. Birlikte bu çalışmayı yapacağız sizlerle beraber. Ben bu patiği örerken klasik patik ipi kullandım ve şiş olarak da 3 numara şiş kullandım arkadaşlar. Şöyle dikimini göstermek istiyorum. Bakın. Sanki haroşa buradan devam ediyormuş gibi iç kısımdan dikittim. Düz örgü nasıl dikilir? Haroşa örgü nasıl dikilir? Benim videolarımda bulunuyor. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle haroşasını da göstermek istiyorum. Alttan diktim ama sanki dikkat ederseniz haroşa devam ediyormuş gibi gözüküyor. O şekilde diktim. Yani buradan baktığınızda şöyle karşıdan falan bakıldığında çok da böyle dikiş yeri belli olmuyor arkadaşlar. Evet, patiğimiz bu şekilde. Bir sonraki videomda patiğimizi birlikte çalışmak üzere inşallah görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.